Merhaba arkadaşlar, kanalıma bugünüme hoş geldiniz. Nasılsınız arkadaşlar? Beni sorarsanız iyiyim çok şükür. İnşallah sizler de iyisinizdir. Arkadaşlar, sardunyalarıma yaptığım uygulamayı anlatmak istiyorum. Topraklarına arkadaşlar solucan gübreli karışık bol toprak koydum, siyah. Bakın arkadaşlar, bütün sardunyalar tam yağmur yağmadan önce hem yağmur alsın suyunu toprağa içine yerleştirsin diye arkadaşlar toprak değişimi yapmamıştım. O yüzden böyle bir şey yapmak istedim. Sardunyaları tek tek saksıya dikersem arkadaşlar biraz gelişsin yağmurda istedim. O zaman diktiğim zaman topraklarını biraz havalandırıp dikerim diye düşünüyorum. Çünkü toprakları güzel. Ben koyun gübreli yapmıştım. Bu sefer baharda solucan gübresi verdim arkadaşlar. Bakın yağmurdan sonra yapraklandılar. Bir maşallahınızı alırım arkadaşlar rica etsem. Çünkü küsme yapıyor arkadaşlar. Bazen söylüyoruz ama bunu inşallah kızmıyorsunuzdur. Çiçekler kendimiz bile nazar değdiriyoruz arkadaşlar. İzleyen herkese çok teşekkür ederim. Bu arada izleyen herkese çok teşekkür ederim. Bana destek veren, yanımda olan herkese arkadaşlar. Benim de kanalımı unutmayan dostlara çok teşekkür ederim. Bakın turuncuyu kaybettim diye zannettim ama arkadaşlar çok şükür kaybetmemişim. Bu Ebru'lu, arkası beyaz turuncu olan, bakın gül formunda olan, maşallah subhanallah. Yani bazı sardunyalarımı aralarda olduğu için hangisi olduğunu bilmiyorum. Gül sardunyam vardı kırmızı, onu kaybettiğimi düşünüyorum, kaybetmemişimdir inşallah. Ama açmadı. Hangi saksıda olduğunu bilmiyorum. Aşağıda da saksılarım var biliyorsunuz. Videolarımı izleyen arkadaşlar hepsi sardunyalarımı, çiçeklerimi biliyordur takip eden. Bakın. Şurada. Bu da kırmızı yerli sardunya galiba arkadaşlar. Bir de arkadaşlar bu özel tür. Böyle nasıl desem size, şey pembesi arkadaşlar, söyleyeyim, böyle çok güzel bir pembe, fuşya'ya benzeyen bir pembe. Bunun büyük boyu vardı bu saksıda ve yağmurda, rüzgarda arkadaşlar kırıldı. Kocaman dal, böyle kocamandı. Ağaç formunda yapmak istiyordum ve kırıldı. Çünkü gözüm sürekli onlarda, böyle bakın dallar koyuyorum ama koruyucu bağladığım halde şu kadar dipten kırılmış. Bakın neredeydi, bu saksıda mıydı? Evet, şu saksıdaydı. Bakın, bakın burada kafası yok ve onu buraya koydum, size de göstereyim şimdi. Bakın, bakın içeride köklendirmeye koydum, böyle toz toprağı olduğu için hızlı tutsun diye arkadaşlar. Bu özel türden 3-4 kök var arkadaşlar. İsteyen olursa vermeye çalışacağım. Yanlarına da kargoyu öderlerse vereceğim arkadaşlar. Kargo sizden olursa yanına da grapto hediye edeceğim arkadaşlar. Yani Instagram'dan ulaşırsanız çok sevinirim. Yani Grapto Sukulent'ten vermeye çalışacağım yanına da hediye olarak. Bundan 3 tane köküm var. Özel tür kırmızı. Bu yerli klasik uzun boylulardan var arkadaşlar. Şundan var. Bakın. Bakın. Bunu yeni getirdim. Bu da tuttu. Kaç tane dal getirdim biliyorsunuz. Atacaklardı çöpe. Çünkü teyze bilemedim. Hepsini kırmış bahçe temizlerken. Atmayayım diye sana vereyim dedi. Tuttu gibi hepsi. Bakın. İsteyen olursa vereceğim arkadaşlar. Yani yer sıkıntısı çok.
Bazen köklüyorum arkadaşlar. Böyle dal hesabı da yapıyorum. Birkaç kere böyle dal dal verdim isteyen herkese. O fuşu olan, gül formunda olan şundan. Bu da anaç olan var bende arkadaşlar. Bunun da kellesi kırıldığı için diktim işte. İki kök öyle var. Bundan da var. Üç. Üç ya da dört köküm var arkadaşlar. Ondan isteyen herkese vereceğim. Yani kargo sizden olursa arkadaşlar, bakın. Maşallah, Sübhanallah. Sıkı sardunya. Gül formunda olan. Bakın. Bunun iri iri tomurcukları var. Çok da güzel maşallah. Kırmızısı var bende. Sakız olarak. Bir bu pembem var. Bir de yeni diktiklerim var. Onları da bilemiyorum hangileri olduğunu. Böyle. Bu güzellerim de böyle. Bugün sardunyaları göstereyim istedim. Yani sürekli de sardunya üretim yapamıyorum oldukça. Baharda çok çünkü budama yaptım. Kırılan falan olunca birazını satış yaptım arkadaşlar. Dedim komşulara. Yani hediye de verdim ama tanımadığım komşularıma da ücretle verdim. Böyle. Uzakta görünüyor mu arkadaşlar? Alamadığım için yerlerini sıkış sıkış koydum. Bugün hava çok bozuk. Dün çok yağdı arkadaşlar. Biraz içeri aldım. Öyle. İçeri dışarı böyle geçiyor zaman. Çiçeklik yapacağım arkadaşlar bunlara. Toprakları böyle karışımlarım arkadaşlar. Yani koyun gübresi kullanıyorum arkadaşlar. Onun şerbetini eğer toprağa karıştırmadıysam arkadaşlar şerbet yapıyorum. Bir gün bekletiyorum, suda az koyuyorum yakmasın diye. Tam yağmurlu bu bahar aylarında yapıyorum. Bir de sonbaharda bunu uygulamasını yapıyorum. Solucan gübresini de aynı şekilde yapıyorum. Arkadaşlar sormuştu bakımlarımı sardunyalara. Ben böyle yapıyorum. Bir de mesela arada hep yumurta suyuyla suluyorum arkadaşlar. Daha da güzel gelişti. Çiçeklerini bol açmaya başladı. Şimdilik böyle kuzey tarafta olduğu için biraz güneşte kısıtlı. Sabah güneşi alıyor arkadaşlar burası. Sardunyalarda biraz bol güneşi de sever aslında. Suyunu koyduktan sonra en gerçekten dayanıklı çiçekler. 15 gün susuz kalabiliyorlar. Hiçbir şey olmuyor. Ben bunu tatile gidince denedim arkadaşlar. 15 gün susuz kaldı. Hiç de kayıp yaşamadım sardunyalarda ama başka çiçeklerde suyu seven çiçeklerde yaşadım. Bakın böyle sıkışık çiçeklerim. Yerlerini şimdilik ayarlamaya çalışıyorum. Bunlara bir şeyler yapacağım artık. İçeriye ya da raf gibi bir şey düşünüyorum. Zamanım oldukça böyle yapmaya çalışacağım. Yoksa hani birden olmuyor. Saksı değişimlerim var sukulentlerde. Bakalım onları da bir ele alacağım. Havalar ısınmadan. Havalar ısınmadan yapmamız lazım. Yoksa çiçeklerde çürüme oluyor arkadaşlar. Öyle. Bakın buraya aldım size göstermek için. Bakın nasıl güzel telgraf. Gerçekten bundan da birkaç köklerim var. Yer sıkıntım olduğu için arkadaşlar. Of ya... fideleri biraz işte vermek istiyorum. İsteyen olursa artık. Bakın bu da tuttuğu için çiçekleri açtı. Bu bana zaten birkaç da aşağıda var arkadaşlar fidelerim. Bir de size bir şey daha göstereceğim. Bu arkadaşlar torflu toprak olduğu için bunu da hemen çabuk tuttuğu için buna koydum. Bakın sakızım da tuttu. Bu sakız da gül olan arkadaşlar. Videoları var. Short videolarım da var arkadaşlar. Ondan da üreteceğim. Onu bu sene arkadaştan getirmişim. Oraya diktiğim için bilmiyordum gül olduğunu. O da yani nasıl desem unutmuş hangisi gül hangisi şeyi açmayınca arkadaşlar. Öyle şansıma.
Yani gönlünüzden geçiyorsa herkesin Allah gönlüne göre versin arkadaşlar. Gerçekten bazen her şey çok zor geliyor. Bu çiçeklere de mesela bakınca bazı şeyleri unutuveriyorum. Bunlarla oyalanıyorum. Çiçeklerin başına geçiyorum. Bazen yorgunluğumu alıyor. Bakın arkadaşlar. Bunlar da diktiğim işte o fideler. Şu sardunyadan olan bir de gül formunda olan özel tür. Bir, iki, şu özel türler ikisi arkadaşlar. Bakın ikisi bunların. Bir de bu. Bu da hangi tür acaba? Kellesini aldım. Ha şey, gül olan arkadaşlar. Tam özel tür olan. O da short videomda var. Bakın. Bunlarda torf var. Bu saksılarda. Bakın çuvalarım. Böyle. Çiçeklerim böyle arkadaşlar. Bir de sarı buz çiçeklerim de var arkadaşlar. Birkaç fide. İsteyen olursa yanına alabilir. Yani sardunya sipariş olursa. Böyle. Bu kadar olsun arkadaşlar. İzlerseniz, takipte olursanız çok sevinirim. Bildirim zillerini açıp bana destek olursanız arkadaşlar, videolarımdan da haberdar olursunuz. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın.